sabablarını koyum kılıçdığını özü kifayana. İnsan bu dünyada yaşarken aldığı koyun maksatları var. Yetmekçi boyun arzu niyetleri var. Şu yetmekçi boyun narsasıya kılıç gereği boyun sabablar var. Bu sabablar Allah Ta'ala'nın bu kainatki kupoyan kanunu. Şu sebepte kim zorraq ise Allah Ta'ala şünge neticeni beri oradı. Sebepte kim zorq ise Allah şünge neticeni beri oradı. Bu sebepte zorq leyken adam Müslüman mı kafir mi farkı yok. Sebepte zorq oldu mu? Bu yerde Müslüman kafirliğe karamaydı. Sebepte kim zorq ise Allah neticeni şünge beri oradı. Şimdi sebepte zorq ise kafirge bergen Allah. Sebepte zorq ise mumunge vermeye koyadı mı? Demek dünya ilimlerinde, dünya fanlarında ne kadar arkada kop gitken bulsak, bu özümüzü, ayıbımız bilen buldu. Onlar bu masalalarda kaysi işte ötüp gitken bulsa, özlerini sababıdan ötüp gitti. Lekin, sabablar hemme nasıl iken degen kulası ekip koyması gerek. Sabab, bor yoku sabab. Allah Ta'ala siz bilen biz kıladığın sabablarını hiç nasıl emasligini bazıda ko'rsatib qo'yadi. Biz maqsadimizga yetish uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablar ikki xil bo'ladi. Asli sabab tayin qilingan sabab. Asli sabab Allohning xohishi. Alloh xohlasa bo'ladi bir narsa. Endi buni bilmaymiz-da biz, to'g'rimi? Alloh xohladimi, xohlamadimi bilmaymiz bir ishni oxirida. Bizga tayin qilingan sabab qoladi. Tayin qilingan sabab nima desa, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Asli sabab Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab biz qilishimiz kerak bo'lgan ish. Alloh bir ishni xohladimi, xohlamadimi bilmaymiz buni. Mana u qoladi. Tayin qilingan sabab ikki xil bo'ladi. Biz tushunib his qiladigan, biz tushunib his qilmaydigan. Masalan, inson boy bo'lmoqchi. Fakirlikdan kutulup badavlat bulmakçı. Maksat var. Onun iki de sebep gerek. Birincisi, Allah'ın hoşu, asli sebep. İkincisi, tayin kılınken sebep. Şimdi Allah sizi boy buluş bulmasını gizli, hoşlayken, hoşlamayken, yine bunu alıyorsunuz mu? Bunu koyarsınız. Ne mi kaldı size? Tayin kılınken sebep. Tayin kılınken sebep iki kıl. Biz kılışımız gerekiyor genç, iki kıl. Birincisi, hem akıllı gençler. Boy buluşu ne mi kılış gerek? Aklımız olan gençler. İşleş gerek, mehnat kılış gerek, ekonom kılış gerek, yeme içme boy bakıl. Evet, insanlar. Boy bölüşük için insanlar kıladırken sebepte birincisini Müslümanım kapıram kılı yaptı. Mehnatta, akılımız yetken sebepte hamamız kılı yaptız. Şimdi ikincisi, boy bölüşümüz için biz kılışımız gereği bugün, biz hıskımıydıken, düşünmüydüken sebep ne var? Sile-i Rahim. Ota-onaning duosi, sadaqa xayri ihson, taqvo. Buni qilmaydi kofirlar, mononiylar qiladi. Lekin zo'r qilgani uchun Alloh beraveryapti bularga. Xo'p, biz boy bo'lmoqchimiz. Mehnatni qildik, sababni qildik, ekonomni qildik. Siylar rahimni ham qildik, xayri ihsonni ham qildik. Endi aniq boy bo'lamizmi? Nima qoldi menda? Allohning xohishi qoldi. Demek biz madem ki Allah'ın hakşını bilmiyiz mi? Biz gittik işte bu gençti zor kılıp kılamız ve hiç nesi kımagen diye parvadıyor yani boyu kıyın deyimiz. Biz adamlar ya onu ya bunu kıladı. Tavakkal kıyın hiç nesi kımaydı, tavakkal oturu oradı. Mehnat kıyın mehnat kıladı, tavakkal kılıçtı bilmiyordu. İki alasını kılamız. Sababda zor kılamız. Tavakkalni qilamiz, undan keyin nima bo'lsa rozi olamiz. Birodarlar, bizni qilayotgan mana sabablarimiz bor yo'g'i sabab. Alloh xohlasa, sababni qilmasangiz ham berib qo'ya olaydi. Iso alayhissalomning tug'ilishini qarang. Erkak bilan ayol bo'lish kerakmi sababni ichida? Erkak yo'q, tug'ilaverdimi? Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo qutqarishni xohladi, o'tga tashashdi. Sabab tıkıldı insanlar, akli hissisini hem, hıskı midyanını hem. Taş açtı, küyüp geçiş gereği de. İbrahim Aleyhisselam için ise kılamazsa da. Küydü mü? Demek kime etkeni bularken? Biz bunların kılıçkaya cevap verimiz, netice Allah'a da. Yağmur,
ko'katni o'sishiga sabab xolos. Yomg'ir o'stirmaydi ko'katni, Allohning xohishi o'stiradi. Olov o'tinni kuyishligiga sabab xolos. Olov o'tinni kuydirmaydi, Allohning xohishi kuydiradi. Suv insonni cho'kib o'lishiga sabab xolos. Lekin suv o'ldirmaydi insonni, Allohning xohishi o'ldiradi. Ibrohim alayhisalom o'tga tashlash, o't kuydirmadi, Alloh xohlamadi. Yunus alayhisalom suvga tashlashdi, cho'kmadi, kim xohlamadi? Shuning uchun biz sabablarni zo'r qilamiz. Zo'r qilamiz, lekin sababga o'ziga suyanib qolmaymiz. Tushunalingmi? Allohga tavakkul qilishlik, birodarlar, bu siz bilan bizni qalbimizni xotirjamlikka to'ldiradi. Mana shu sababni qilasan, lekin hech narsa bo'lmaydi. Masalan, 2 yosh nikohlanadi. 1 yil, 2 yil, 3 yil yashaydi. Hamma sabab bor, lekin farzand yo'q. Ana, bu yerda Iso alayhisalom ota bo'lmasa ham dunyoga kelyapti. Alloh xolagan uchun. Bu yerda er xotin har qancha harakat qilsin, har qancha tabib yugurmasin, bo'lmayapti. Nima uchun? Alloh xolamagan uchun. Demak, natija Allohdan bo'ladi. Sabablar bor yo'q sabab. G'arb olami faqat sabablarga suyandi, Allohni unutdi, shirkga kirib qoldi. Endi bizni zamonimizda, oxir zamonda yashayotgan musulmonlar sabablarga beparvo bo'ldi, gunohkor bo'lishdi. Ikkalasi ham xato. Biz ikkalasini ham ushlashligimiz kerak. Tavakkul ham qilamiz, sababni ham qilamiz. Mana shu eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Mana Alloh taolo payg'ambarimizga ayting deyapti. Qul inni la amliku lakum darron wala rashada. Men sizlarga na bir ziyon va na to'g'ri yo'l berishga ega emasman. Kim qo'lida hamma narsa? Qul la amliku li nafsi darron wala naf'a. Ayting ey Muhammad alayhisalom, men hatto Alloh xolamasa o'zimga ham yaxshilik ham zarar ham qila olmayman. O'zimga ham foyda ham zarar keltira olmayman. Endi Muhammad alayhisalom ki o'ziga foyda zarar keltira olmasa, Allohning iznisiz qolganlarga yo'l bo'lsin. Alloh taoloning Al-Malik ismi. Uni amaliy tatbiqi bor. Alloh taolo Al-G'afur ekanmi? O'sha ismdan o'zimizni yuvish olamiz. Kechirimli bo'lamiz. Alloh taolo Ar-Rahim ekanmi? Ulush olamiz. Rahimli bo'lamiz. Alloh taolo Al-Jawad saxovatli ekanmi? O'zimizga ulush olamiz. Biz ham saxovatli bo'lamiz. Bu darslardan ko'zlangan maqsad shu. Allohning bir ismini, sifatini o'rgandingiz, o'zingizga ulush olishingiz.